Geldik, adaylar diyeceğiz. Burada birçok adayı bir paketin içerisine koyduk. Haber paketin içerisine koyduk ve bunları anlatacağız sizlere. Özhaseki, Sayın Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cumhur İttifakı, daha doğrusu AK Parti'nin adayı, Cumhur İttifakı onu destekleyecek MHP'de. Ve önemli yerleri ziyaret etti bugün. Kendisi için de, partisi için de, diğer yerler için de. Diğer taraftan Celal Doğan ismi çok tartışıldı. Evet, CHP'deydi, daha sonra HDP milletvekili oldu ve şimdi nereden diyecek olursanız Gaziantep için bekliyordu diye biliyoruz ama olmadı. Millet İttifakı'nda DSP'den Gaziantep için aday gösterildi Celal Doğan. Gaziantep'te DSP için yarışacak. Ve Binali Bey İstanbul sokaklarında görüyoruz, izleyeceksiniz, tebessüm ettiren görüntüler vardı. Hani pideciler vardı ya, böyle çekerler, gerçekten de iyi bir kürekçi olduğunu gösterdi. Diğer taraftan gazeteci bir arkadaşımız Erdem Gül, kendisini ben de tanıyorum, birçok insan da tanır zaten. Ankara'da Ankara gazeteciliği yapıyordu, İstanbul'dan adalardan aday gösterildi. Dümen'de siz varsınız. Dümen, evet, evet. Önemli abi, büyük bir sorumluluk. CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı gazeteci Erdem Gül seçmenle buluştu. Dümeni adalara kırdı. CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül ve şimdi de Ada Çarşısı'nda esnafla ve seçmenle bir arada. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi Erdem Gül, MİT tırları soruşturmasında cezaevinde yattı ve o dava beraatiyle sonuçlandı. Adaların mağdur olanlara, haksızlığa uğramış olanlara genellikle sahip çıkar. Ben de bunu da böyle düşünüyorum. Hep beraber, hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir seçmeni dışlamadan hep birlikte çalışacağız. Esnafın ve seçmenin ilgisi yoğundu Gül'e. Merhaba, kolay gelsin. Adalar dışında İstanbul'un sakindi siyaset gündemi. Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu günü kameralardan uzakta, projeleri üzerinde çalışarak geçirdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ise İstanbul'daki seçmene Ankara'dan seslendi. Erzincanlı hemşerileriyle buluştu. Buradan hemşerilerimizden daha fazlası İstanbul'da var. Oradaki akraba, dost, herkese haber salın, beni de unutmasınlar. Yıldırım 18 Şubat'ta meclis başkanlığından istifa edeceğini de esprili bir benzetmeyle tekrarladı. Erken tercihten tamamlıyoruz, verelim İstanbul. Yıldırım mesaisinin büyük bir bölümünü mecliste geçirdi, yenilenen mutfağı gezdi. Ve Ankara adayları. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki güneye Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek başlıyor. Alparslan Türkeş'in kabrinin ardından 15 Temmuz şehitleri anıtına gitti Özhaseki. Sonrasında da AK Parti ve MHP'lilerle buluştu. Konuşmasında isim vermedi ama sözleri Melih Gökçek dönemini hatırlattı. İlçe ve büyükşehir çatışmasında bu millet büyükşehirlerde çok çekti. İsim vermeden söylüyorum. Ankara'nın bir başka noktasında DSP Genel Merkezi önünde de tanıdık bir isim kameralar karşısındaydı. Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve HDP'den milletvekilliği yapan Celal Doğan DSP'ye katıldı. Antep'te şunu söylerler hep, efsane başkanımız vardı. Kendilerinin efsane başkanı bir efsane liderin partisinde tekrar kamu hizmeti yapmaya talip. DSP İstanbul Şişli'de o koltuğa daha önce oturmuş bir ismi Mustafa Sarıgül'ü aday göstermişti. Rakibi CHP'nin başkanı Hayri İnönü ve Şişli'nin yeni adayı Muammer Keskin sert sözlerle yüklendiler Sarıgül'e. Görev yaptığım 5 yıl boyunca Mustafa Sarıgül tarafından talan edilen 500 milyon dolar değerindeki mülkleri geri almak için mücadele ettim. Yolun açık olsun Muammer kardeşim. Yolumuz açık olsun sevgili dostlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayri İnönü bıraktı, Cemil Candaş bayrağını ben devam ettireceğim. Asla, asla teslim olmayacağız.